Evet. Oo, dostum ne yaptın sen ya Mr. Pro? Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle Clash of Clans arkadaşlar. Bugün köy incelemelerine yaklaşık 1,5 yıldan sonra devam ediyoruz. Aslında arkadaşlar bu köy incelemeleri gibi olmayacak. Bu troll düzen incelemeleri olacak ama şu an onu bilmediğiniz için bugünlük köy incelemeleri yapacağız. Evet, bugün 18. bölümü çekiyoruz. Evet, bu kanalda köy incelemeleri daha önce hiç çekmedim. Bildiğiniz üzere eski kanalda 17 bölüm çekmiştik köy incelemeleri. Ama eski kanal kapandığı için ve biz bu kanalda daha önce hiç çekmedim. Yani 1,5 yıldır çekmedik çünkü arkadaşlar videoların altında sürekli bu klan kodlarından çok geliyor. Yani ya klan kodu diyorum, köy kodlarından falan fistan olsun çok geliyor arkadaşlar. Yani bu videonun altına gelmeyecek yani arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani ben Instagram'dan alıyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani yorumlara sakın ama sakın yazmayın, zaten direkt otomatik spama bile düşebilirsiniz. Çünkü yani YouTube'daki yorumları almıyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani YouTube'a yazmakla boş yere uğraşmayın, Instagram sayfama gidebilirsiniz. İlk önce bir de konseptten bahsedeyim. Yani direkt tak diye gidip de Instagram'a kodunuzu atmayın. Ben şimdi olayları açıklayacağım arkadaşlar. İlk öncelikle de bir köylere bakalım. Ama şimdilik bundan sonraki videolarda köy incelemesi olmayacak, yani farklı bir şey olacak, onu da söyleyeyim şimdi. Şimdi arkadaşlar siz kendi köyünüzle, geçen videoda yapmıştık ya arkadaşlar şunun gibi, dur. Doğru, onu değiştirdik, doğru ya. İşte geçenki videoda yapmıştık ya böyle troll düzen arkadaşlar. Yani troll düzen yapacaksınız böyle. Hatta böyle bir şey de çizebilirsiniz. Ya da böyle bir Batman olsun, Superman olsun, farklı şeyler olabilir. Beni bile çizebilirsiniz yani, o duvarlarla falan filan. Böyle troll bir düzen yaparsınız ve ben onları sizlerin köylerini inceleyeceğim. Tabi troll düzen yapanları. Onlar da bana Instagram'dan yazacaklar. Abi bak düzen yaptım. Tabii ki düzenini o şekilde kalmayın arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani şimdi o düzeni yapacaksınız. Bakın şimdi mesela o düzeni şuraya yaptınız değil mi? Yani etkin olan köye değil. O düzeni şuraya bir yere yaptınız değil mi arkadaşlar? O düzeni buraya bir yere yaptınız. Ve buraya bir yere yaptıktan sonra etkin köy olarak ayarlamayın arkadaşlar. Çünkü köyünüze saldırı her türlü olacaktır. O yüzden de ben sadece şimdi onu yapacaksınız, o kalsın kıyıda köşede. Ben Instagram'da paylaşacağım arkadaşlar, yollayın, ben direkt anında inceleyeceğim. O arada da saldırı almazsınız herhalde. O arada da etkin köy olarak ayarlayacaksınız. O şekilde ben de sizin köyünüzü inceleyeceğim. Hem asker seviyeniz olsun, hem köy seviyeniz olsun, her şeyi inceleyeceğim. Bir de köyünüzdeki o düzene bakacağım ve düzenle puan vereceğim. Onu da söyleyeyim. Neyse, umarım anlamışsınızdır dediğimi. Anlamadıysanız videonun başına bir daha alın, tekrardan başlatın. Evet, şimdi bugün köy inceleyeceğiz. Yani bugüne mahsus, yani bu bölüme mahsus. Evet şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bir kodlu bir arkadaşımız köyünü yollamış. Köy binası 8 olduğunu söylüyor ve lütfen bak yazmış. Demek ki köy binası 8'in her şeyi fulldur demek ki. Çünkü ben de köy binası 8'i fullken bütün herkese kendi köyümü gösteriyordum. Çünkü öyle bir mevzu var ya arkadaşlar. Köy binası 8 fuller her zaman paha biçilmez bir köydür yani arkadaşlar. Neyse, hemen bakalım arkadaşlar asker seviyelerini. Barbar, okçu, dev, max. Goblin max değil ama goblin hiç önemli değil. Basmana gerek bile yok. İleride basarsın diyeceğim de basmana ileride de gerek yok ama yine de hiçbir şey kalmaz zaman basabilirsiniz tabii ki de. Benim için önemli olan arkadaşlar duvar, zaten bunu benim eski takipçilerim bilirdir. Evet, okçu ve barbarın iyiyim. Devin iyiyim. Zaten okçu barbar kullanıyorsunuzdur genel olarak. Zaten devi kim kullanıyor ki? Yani devi kullananlar var ama gereksiz arkadaşlar. Okçu barbar her zaman en idealidir. Onu da söyleyeyim. Balonu son. Duvar kırıcısı son. Büyücü son. Şifacı son, ejder son, pekka son. Her şeyin son yani. Şu an golemi bile sonlamış adam. Büyüleri de sonlamış. Kralı da son seviye. Hemen ziyaret edelim arkadaşlar. Klan savaşı yıldızı da iyiymiş. Şuna bakın arkadaşlar. Klan savaşı yıldızı da 374. Yani benim köy binası 8 hesabım vardı ya arkadaşlar bir ara max seviye. Onda 900 klan savaşı yıldızı vardı ama ona aldanmayın arkadaşlar. O sadece sadece klan savaşları için üretilmiş bir köydü yani. Onu da söyleyeyim. Neyse şimdi arkadaşlar adamın her şey full köy binası 8'de gördüğüm üzere ve yani evet, normalde gördüğüm bütün köy binası 8'ler gibi bu da öyle bir köy. Yani arkadaşlar adamın hiçbir şey kalmamış, gördüğünüz gibi zaten ben bunun gibi birçok köyle tanışmıştım ve adam 12 seviye bir klanda ve duvarları da full. Adamın şu an baktığım üzere her şey full arkadaşlar, yani köy binası 9'a geçiyor. Yani evet, her şey full adamın. Diyecek bir şey yok arkadaşlar, yani muhteşem bir köy, 10 üzerinden 10'luk bir köy yani köy binası 8'de her şey fulleyerek geçiyor sonuçta. Neyse, o arada da herhalde goblin'i basmıştır diye düşünüyorum. Hemen diğer köyümüze geçelim arkadaşlar, bakalım
Bu arada bu bölümlük beni affedin, facecam olmadı ama bir dahaki köy incelemelerinde, düzen incelemelerinde facecam olacak. Çünkü saat 4.45 geçiyor, yani gece 4.45 geçiyor. O yüzden de arkadaşlar biraz kafam allak bullak çünkü sabaha video atmam lazım. Neyse, bunu gece gece montajlayacağım, yani sabah sabah diyeyim ya da ben buna. Sonra da sabahleyin atacağım işte. Neyse. Arkadaşlar hemen bir tane daha bakıyorum. Evet, köy binası 9 olan bir arkadaşımız var burada da. Arkadaşlar bakalım burada da. Hemen bir göz gezdiriyorum askerlerine. Hemen okçu barbar 6 yapman çok hoş olmuş. Okçu barbar zaten kral kartlardır. Kartlar diyorum, askerlerdir. Benim en sevdiğim, en çok kullandığım asker ikisi zaten. Dev değilim. Goblin yükseltmemen sıkıntı değil. Duvar kırıcı 5, tamam. Zaten fazla olduğunu zannetmiyorum köy binası 9'a geçeli ama goleminin düşük olduğunu gördüm ve biraz üzüldüm. Çünkü dondurma büyüsünü falan fistan açmışsın. Ama velakin sen gidip burada golemi basmıyorsun ya da pekkayı basmıyorsun. Onlar da önemli tabii ki de. Büyücüyü direkt geçer geçmez 6 yapmış. Helal olsun ama yani golemi yapacaksın kardeşim, ben sana söyleyeyim. Belki de bak, klan savaşı yıldızını beğendim. Fena değil. Ama velakin şöyle bir durum var. Sen yani büyücüden önce bir golemi yapman lazım. Belki de kare iksir kasamıyordur. Ya da kare iksir kastığı şeyi direkt kraliçeye yatırıyordur. Evet. Yani köy binası 8'de bayağı bir şey yapmışsın, duvar yapmışsın ama her şeyi yapmadan bir de gidip de bak 7-8-9 karmasını hiçbir zaman sevmem arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Yani 8'den sonra 9'a direkt basma, yani hepsini 8 yaptıktan sonra 9'a basın. Yani duvarlarda geç kalmışsın. Bak ilk sayılarını direkt alır almaz 3 yapman bu güzel ama duvarları geç kalmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani duvarlarını direkt 8 yap, sonra 9'u hepsini bitir. Aha. Alo. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Gecenin bu saatinde neden birisi arıyor diyeceksiniz. Onu da söyleyemem. Neyse kusura bakmayın. Evet şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? En son inceliyorduk. Yani köy binası 8'de her şey, yani bütün savunmalarını fullleyerek geçmişsin. Ama ve lakin şöyle bir durum var. İksir toplayıcıların hala son seviye değil. Bu çok yanlış. Ben iksir toplayıcılarını köy binası 8'de fullemen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar gerçekten günlük 500-600 bin altını ganimet veriyor. Yani altın iksir veriyor. Ve bunu basmadığınız zaman, yani günlüğü de vurduğunuz zaman, aylığa da vurduğunuz zaman, yani milyonlarca ganimet kaybetmiş oluyorsunuz. O yüzden de altın ve iksir toplayıcılarınızı son seviyeye getirmeniz her zaman seviyesinde iyidir. Yani köy binasının seviyesinde. Benim sana önerim duvarların hepsini aynı şekilde 8 yap, sonra 9 yap hepsini. Biraz da ondan bas. Ondan sonra köy binası ona her şey fullikten sonra tabii 9'da. Ondan sonra geçersin zaten. Köy binası 9'da çok fazla uzun süre kalınmıyor. Yani 6-7 ayda bitirirsin. Yani sıkı oynarsan tabii ki de. Duvarlarda zaten sıkıntı yok. Bence 500, yani şunları basmak sonuçta 500 bin. Bunları basmak da 1 milyon yani. Çok uzun, yüksek bir rakam değil. Yani herkes yapabilir bunu. Neyse. Diğer köyümüze geçiyorum. Buna 10 üzerinden 7 veriyorum ya da 6 veriyorum. Yani buna 10 üzerinden 6 verdim. Onu da söyleyeyim. Yani golemden bir puan kırdım. Birçok şeyden bir puan daha kırdım. Hadi 10 üzerinden 5. 7'den 5'e kadar düşürdüm. Neyse 10 üzerinden 5 verdim buna. Yapacak bir şey yok. Ben biraz ağır eleştiririm. Onu da söyleyeyim. Neyse şimdi arkadaşlar burada bir tane daha var. Bakalım onu, o neymiş? Evet. Oo. Dostum ne yaptın sen ya? Mr. Pro. Oğlum pro değilsin sen ya. Ya reisim sen ne yaptın sen? Ya beni krize sokacaklar bunlar ya. Kardeşim 35 seviyeyken köy binası 7 ve okçu ve bar abi. Bak bu çok kötü oldu bak. Köy binası 7'de 30 seviyeyi bile anlarım, 20 seviyeyi bile anlarım ama okçu ve barbar 2 anlayamam kardeşim ya. Lan okçu barbar 2 ne kardeşim? Bak bundan 8 puan kırdım. Okçu ve barbardan kırdım bak. Sadece söylüyorum, okçu ve barbardan kırdım. Klan Savaşı Yıldızı yine seviyene göre ideal bir rakam bence. Güzelmiş, onu beğendim açıkçası. Evet yani klan savaşlara katılman güzel ama velakin okçu barbardan 8 puan kırdım. Orası garanti. 8 puan abartmayalım da 4 puan oradan kırdım. Köy binasını erken basmandan da 2 puan kırdım, 6 puan oradan gitti. Ağır olarak zaten. Köyüne gelmeyelim bence. Köyüne de geldim. Evet köyün köy binası 2 köyü. Ya da 3 diyelim. Köy binası 3'sün sen. Ve 4 köy binası daha erken atlamışsın. Ama ve lakin bak. Şu nokta benim çok hoşuma gitti. Altın madenlerini 10 yapmışsın. Çoğu oyunu yanlış oynayan arkadaşlar. Bunu köy binası 11'den sonra bile yapan gördüm. Ama sen köy binası 3'ken diyelim biz buna. Altın madenlerini 10 yapman çok hoş olmuş. Ama neden bu kadar bilinçli oynamana rağmen. Neden bunu gidip de köy binası 7 yapıyorsun?
Yani madenler bile seni kurtarmaz. 10 üzerinden 0. Yani kardeşim eksi bile alabilirdin ama madenler yüzünden yani yapacak bir şey yok. Şu an arkadaşlar bu, ben hem iyi yönlerinden hem de kötü yönlerini eleştirerek söylüyorum. Ben biraz ağır eleştiriciyimdir. Bir de bak duvarların 3 kardeşim. Sen bunu bir de bütün duvarları da almamışsın. Yani bu köyü eleştirmeye gerek bile yok açıkçası. Neyse biz onu da geçelim. Kardeşim köy binası 8'e geçme. Sana tek önerim bu, köy binası 8'e 2 yıl geçme. Sen 2 yıl, yok 2 yıl abartmayalım da 1 yıl geçme. Sen her şeyi fulle, her şeyi al. Ondan sonra köy binası 7'yi fulle, bütün duvarları fulle. Sonra 8'e geçebilirsin. Ama ve lakin sakın ama sakın basma. 8'e basma lütfen bak. Ben burada kriz geçiriyorum. Okçu ve barbarı da 5 yap 5. Yok sende 5, yok 4 yap 4. Sende 4 oluyor aynen. Şimdi son bir tane daha köye bakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da bölümümüzü sonlandırıyoruz. Evet, köy binası 8'e yeni geçtim diyen bir arkadaş. Evet galiba köy binası 8'e yeni geçtiysen tamam affedeceğim seni. Sıkıntı yapma yani. Bu arada köy, okçu ve barbarı direkt 5 yapman çok hoşuma gitti yeni geçtiysen. Onu da söyleyeyim ve barbar kralı da köy binası 7'de sanırsam 5 yapıp geçmişsin. Ve köy binası 7'de bakıyorum şu an. Dev son seviye. Goblin değil. Tamam sıkıntı yok. Duvar kırıcı da değil. Tam onda da sıkıntı yok. Balonu yapmasın iyiyim. Zaten balon 6 seviyeden önce yani 5 seviyesi bile işe yaramıyor. Balonun 6 ve 7'si anca işe yarıyor. Artık 6 bile işe yaramıyor galiba. Önceden 6 son seviyeydi. O yüzden diyorum. Yani neyse şimdi. Büyücü 4 iyi son seviye getirmişsin. Şifacıyı ben de hiç basmadım. Ve basmayı da düşünmüyorum. İleride anca basarız belki. Ejderi son seviye yapmışsın. Yani Pekka herhalde köy binası 7'de 2'ye basılmıyordu diye hatırlıyorum. Aynen. Pekka 2'ye basılmıyordu. Köy binası 7'de. Zaten Pekka açılmıyordu. Doğru. Direkt köy binası 8'e geçer geçmez Pekka'yı açman da iyi olmuş. Yani golemi de açmışsın direkt geçer geçmez. Helal olsun. Sen Volkri ve golemi açmışsın. Okçu ve barbarı da 5 yapmışsın. Klan savaşı yıldızını beğenmedim. Kupan şu an yüksekte. Neden kupan yüksekte? Senin kupanın 1400-1300'lerde olması gerekiyor. Çünkü buralarda ganimet bulamazsın. Bence aşağı düş. Belki de köy yani 3. ya da 4. inşaatçı almak için çıkmış da olabilirsin. Çünkü 250 taş veriyor ya neyse. Evet. Şimdi köy binası 8'e baktığımda çok büyük yanlışlar gördüm. Düzenin bir kere tırt. Düzenin çok yanlış. Aşırı derecede düzenin yanlış. Madenler bir değil ya yani. Ama işte ben şu üstünde mavilik ol yani mavilik görmediğimlere bir diyorum yani arkadaşlar o yüzden de diyorum yani. Madenler çok düşük seviye. Evet yani düzensiz bir şekilde ilerliyorsun bak 4 5 6. Bu da hiç hoş olmadı. Ve daha hiçbir savunmayı son seviyeyi yapmadan sen gidip bir de bunları topları 9'a basıyorsun. Yani bak 9'a basıyorsun diyorum yani çift top yapıyorsun. Bu arada ikinci köyleri şu an eleştirmedim. Hiç bakmadım ikinci köylere. Onu da söyleyeyim. Şu anlık ikinci köylere bakmıyorum. Zaten bu biraz duyuru videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bunu zaten anlamışsınızdır videonun başında. Yani arkadaşlar, havanlar yanlış. Okçu kulelerinde bir arıza gördün mü? Bak kardeşim çok değişik ilerliyorsun cidden. Ben sana söyleyeyim çok değişik ilerliyorsun. Düzenin de çok yanlış. Sen en iyisi köy binasındaki düzenlerinden bak bir tane ganimet kasma yani farming düzeninden bir tane al, kullan. Madenlerini bir an önce yükselt. Okçu ve barbarını yükselmen çok iyi olmuş ama senin bu kadar dandik, iğrenç bir desteği kullanmana hiç anlam veremedim. Direkt okçu ve barbar bas full. 100 tane okçu, 100 tane barbar, 120 tane okçu, 100 yani 80 tane barbar. Yani bu oyunun en iyi destesi. Bak ben sana garanti veriyorum. Köy biraz onları bile üçlüyorsun yani bu desteyle. Tabii sen değil. Ben üçlüyorum. Çünkü okçu ve barbar 7'de üçleyebiliyorsun. Yani arkadaşlar ben klan savaşlarında bile ben neredeyse şu yani kazandığımız savaşları köy binası 11'lerden bile 2 yıldız aldığım oldu yani okçu ve barbarla. Zaten videoları da var. Yani arkadaşlar okçu ve barbarı neden benimseyemediğinizi anlamadım. Yani okçu ve barbar oyundaki en iyi destek arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorlar. Bazı kişiler farklısını da savunabilir. Ama yani değil yani diğer desteler. Devleri kullanmanıza gerek yok. Okçu ve barbar en iyisi. Yani arkadaşlar hem az iksirli hem daha kısa sürede çıkıyor. Hem de her türlü anasını ağlatıyorsunuz her köyün ya. Bir de bir iki tane şifa alsanız yanına. Bitti yani. Neyse. Savunmaların yani şimdi duvarların da çok karmaşık ve duvarlarına da sıfır veriyorum. Yani yükseltmen hiç önemli değil. Bak. 4, 5, 6, 7, 8. Abicim bu ne ya? Allah aşkına. Ben buna nasıl puan vereceğim abi şimdi? Yani cidden
Köy binası 8'i yeni geçmeni anlıyorum. Okçu ve Barbar direkt 5 yapmanı anlıyorum ama kullanmamanı anlamadığım için sana ben 10 üzerinden 2 veriyorum ve yapacak bir şey yok diyorum. Ve burada senin köyünden ayrılıyorum. Bir de şu ikinci köyüne biraz bakalım. Köy binası, yani inşaatçı binası 5'e geçmişsin. Düzenin gayet iyi. Düzenini beğendim ama şurayı açsan çok güzel olur. Bak şurayı açsan iyi olur. Çünkü bir de şurayı birkaç tane tuzak kurup eziciyi biraz daha önüne koyabilirsin ya da arkada kalabilir, fark etmez. Eziciğim biraz düşük kalmış. Topların iyi, topların yok, iyi değilmiş tam. Olsun, yine fena değil. Yani kötü değilsin. Kötü değilsin. Biraz da askerlerine bakalım. Yani evet, fena değil. Askerlerine, yani devini biraz abanman gerekiyor. Yani 10 seviye bir an önce devini yapıp, okçuyu da bir an önce 10 yapıp, yani kulağının kartları 10 yapman lazım en azından. Yani sonuçta belki de bebek ejderhayı kullanıyorsundur. Onu 10 yaparsın ama yine kullandığın bir kartı 10 yap. Çünkü çok zor değil. Yani bu köye kadar gelene kadar bence bir tanesini 10 yapman lazım da en azından. Neyse. Top arabasını da açmışsın ama şu konuda bir açıklık getirelim. Oğlum, madenler ve iksir toplayıcılığı bu oyunun şeyidir yani. Kaynağıdır. Yani bu oyunda bunları yükselteceksin kardeşim. Bunu anlatamadım ya. Yani arkadaşım bak. Burada da yükseltmemişsin. Aynı hatayı yapmışsın. Şimdi burada günlük sana yaklaşık 25 bin altın, yani iksir bu verecek. 25 bin iksir bu verecek, 50 bin. Sonra altın madeni de 50 bin verecek. O da yani 25-25 50 bin verecek. Günlük 100 bin ganimet. Bunu aya vurduğun zaman yani 3 milyon ganimet, yani 1,5 milyon altın, 1,5 milyon iksir boşa gidiyor. Ben sana bunu anlatayım. Yani anlattım zaten. Ama bu günlük sana 12 bin verecek. Yani 1,5 milyon gitmiyor zaten. 3 milyon gitmiyorsa bile en azından yani 1 milyonu boşa gidiyor. Anladın mı? O yüzden de bunları bir an önce yükselt. Çünkü zaten kısa sürede yükseltiliyor ve gerçekten de bunlar önemli yani. Anlatabilmişimdir umarım. Yani bunlara da düşük gelmeyin bana. Ya da düşükse yani bir an önce yükseltin. Neyse arkadaşlar. Bu son köyümüzü ben bayağı bir konuştum. Yemin ediyorum gece 4-5'te 5 olmuş saat. Dilim damam kurudu. Bayağı uzun video oldu. İnşallah ben bunu kısaltırım. İnşallah. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.